Hoş geldiniz. Burak Aslan Pınar ben. Avukatım, vergi hukuku üzerine çalışıyorum ağırlıklı olarak. Aynı konuda akademik çalışmalar da yürütüyorum. Son dönemde otomobil, ikinci el otomobil alım satımında vergi cezaları kesiliyor, vergi incelemeleri yapılıyor. Bu videoda bunlara ilişkin kısaca bilgi vereceğim. Bu vergi incelemeleri hangi durumlarda yapılıyor? Hangi durumlarda yapılan vergi incelemeleri sonrası vergi tahriyatı, vergi cezası kesilmesi işlemi hukuka aykırılık içerir? Bunlardan bahsedeceğiz. Gelir İdaresi Başkanlığı yani Maliye Vergi İdaresi son dönemde ikinci el otomobil alım satımı yapanlar hakkında incelemeler başlattı. Yoğun bir şekilde tebligatlar gidiyor. Eğer geçmişe dönük ticari kazanç olduğu gerekçesiyle bir durum tespit edilirse vergi tahriyatı yapılıyor, ceza kesiliyor. Peki hangi durumlarda vergi incelemesiyle karşılaşabilirsiniz? İkinci el otomobil alım satımı yaptıysanız. Bir yönetmelik var Ticaret Bakanlığı'nın çıkardığı. O yönetmelik diyor ki yıl içerisinde 3'ten fazla otomobil satışı yapılırsa bu durumda bir ticari faaliyet söz konusudur. Gelir İdaresi Başkanlığı yani Vergi İdaresi, Ticaret Bakanlığı bir tarafta, diğer tarafta Maliye Bakanlığı var, Vergi İdaresi var. O da bu gerekçeyle yani yıl içerisinde 3'ten fazla yani 4 ve üzerinde satış varsa ticari kazanç vardır. Dolayısıyla burada gelir vergisi ödenmesi gerekir, KDV ödenmesi gerekir diyebiliyor. Geçmişe dönük bir mükellefiyet, normalde vergi mükellefiyetiniz yok. Diyelim ki memursunuz. Memur olarak yıl içerisinde 5 otomobil satışı yaptınız diyelim ki. Bu durumda geçmişe dönük bir vergi mükellefiyeti tesis ettirilip işlem yapılabiliyor. Geçmişe dönük bu mükellefiyet sonrasında her ay verilmesi gereken KDV beyannameleri verilmedi. Yıl içerisinde geçici vergi, gelir geçici vergi ve yıl sonunda gelir vergisi beyannamesi verilmedi diye ceza kesilebiliyor, usulsüzlük cezası kesilebiliyor. Artı bu ödenmeyen KDV ve gelir vergileri hakkında da talepte bulunabiliyor. Hepsinin birer katta cezası mevcut. Ciddi bir vergi ve cezayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Peki bu konu hakkında alabileceğiniz bir önlem var mı? Öncelikle şunu söyleyeyim. Burada bakılması gereken ticari kazanç bakımından devamlılık, süreklilik ve ticari kazanç kastı niyeti olması gerekiyor. Öncelikle bunun değerlendirilmesi gerekir. Yani ticari kazanç amacı olmadan da çok sayıda alım satım yapılmış olabilir. Bu eğer ispat edilebilirse bu durumda vergi mahkemesine gidip iptal ettirilebilir. Yine aynı şekilde alımda ve satımda mutlaka bir devamlılık, çokluktan bahsediyor olmak gerekir. Yani çok sayıda otomobil alınmıştır ama satış sayısı azdır veya tam tersi yıl içerisinde sadece bir otomobil alınmıştır. Daha önceden mevcut olan 3-4 otomobilimiz var. Hepsini satışa koyduk ve sattık. Bu durumda da bir ceza aslında kesilmemesi gerekir. Peki bir şekilde çok otomobil satışı yaptığımızı, ticari kazanç olduğunu tespit etti idare. Hangi değerler üzerinden işlem yapıyor? Burada da kasko, sigorta değeri çok önemli. Sigorta değerine, kasko değerine dikkat ediliyor. Bunun da aksini kanıtlamak mümkün. Değer tespiti nasıl yapılıyor? Takdir komisyonu dediğimiz bir komisyon var. Bu komisyona ilgili dosya intikal ediyor ve takdir komisyonu diyor ki bu otomobilin alım satım değeri bu olması gerekir. Bunun üzerinden gelir vergisi, KDV alınması gerekir diye bir öneride bulunuyor. Bu işlemler sırasında usule hukuka aykırı işlem tesis edilmiş olabiliyor. Yani diyelim ki 10 araç satışı var. Gerçekten çok sayıda araç satışı var. Ama idari işlemini tesis ederken hukuka aykırı hareket etmiş olabiliyor. Tespiti, değeri yanlış ortaya koymuş olabiliyor. Bu durumda da işlem yine vergi mahkemesine götürülerek iptal edilebilir. Bir vergi ceza ihbarnamesi veya birden çok vergi ceza ihbarnamesi düzenleniyor. Buna karşı 30 gün içerisinde vergi mahkemesinde dava açmak mümkün. Dava açmakla birlikte tahsil işlemlerinin tamamı duruyor. Daha sonrasında vergi mahkemesi karar verinceye kadar herhangi bir tahsil riskiyle yani hacizle vesaire karşılaşmazsınız. Vergi mahkemesi işlemi iptal ederse de zaten işlem ortadan kalkmış olacak, ceza ortadan
kalkmış olacak. İkinci el otomobil satışındaki vergi incelemeleri, vergi incelemeleri sonrasında ortaya çıkacak vergi tarihatı ve vergi cezalarından bahsettik. Bunlara karşı nasıl dava açıldığından söz ettik. Gayrimenkullerle ilgili de benzer durum var. Önümüzdeki videolarda da bunlardan bahsedeceğiz. Hoşça kalın. İyi bakın kendinize. Takipte kalın.